Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda da hızlıca KPSS tarih 2020 KPSS tarih aklımızda kaldığı kadarıyla soruların cevabını vermeye çalışacağım. Şimdi tarihte arkadaşlar ilk olarak cevabı Kılıç Arslan sanırım şeydi. Selçuklularda başkenti taşıyordu. Bir diğer soru Ayguç'u olacak arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye soruyordu yanılmıyorsam. Diğeri Kervansaray cevabı. Daha sonra arkadaşlar siyasetname olan cevabı vardı. Daha sonra sanırım şeyden ayrılığını soruyordu. Bağdat Paktı'ndan Irak olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bir sonraki cevabımız Trablusgarp. Daha sonra iltizamın yaygınlaşması arkadaşlar bir diğer cevabımız. Sanırım 3. taarruzu soruyordu. O Eskişehir Kütahya. Enver Paşa ile ilgili olan soru meşrutiyetin ilanı. 3. Selim sorusu arkadaşlar meşrutiyete geçme. 1924 anayasasından sonra arkadaşlar tekrar anayasada yapılan güncelleme kadınlara seçme hakkı verilmesi. Seçme seçilme hakkı verilmesi. 1924'te Osmanlı hanedan hani yurt dışına çıkarılması ile ilgili bir soru vardı. 1924 sanırım halifeliğin kaldırılması. Daha sonra İskan-ı Muhacir'in arkadaşlar kurulan daha sonra bir sonraki sorumuzun cevabı 1. 5 yıllık sanayi planı. Daha sonra bir Celalettin Arif cevabımız var. Mondros'ta görüşülmeyen konu arkadaşlar Osmanlı'nın borçları. Bunu ben yanlış yaptım. Bir an dalgınlık oldu herhalde. Aslında tarihte kaçırdığım birkaç soru var. O da bunlardan biri. Mondros'ta görüşülmeyen konu Osmanlı borçları. Daha sonra arkadaşlar Nutuk'ta olmayanla ilgili bir soru vardı. Atatürk ilkeleri Nutuk'ta yer almıyor arkadaşlar. Hani Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru vardı. Bir diğer cevabımız Kılıç Hakkı arkadaşlar. Fethedilen yerlere komutanlara verilmesi. Daha sonrası Lozan sonrasında Türkiye lehine sonuçlananlar arkadaşlar. Boğazlar ve Hatay. Hatay olması gerekiyor. Bir diğer anlaşma sorusu vardı. Bir tane Balta Limanı anlaşması arkadaşlar. İstiklal yolu sorusu Eskişehir. Bildiğiniz gibi. Temsil heyeti sorusu vardı. Onu tam hatırlayamadım. Siz hatırlıyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Temsil heyetiyle alakalı olan soruyu. Amerika'nın bize uyguladığı ambargo Kıbrıs harekatından sonra. Daha sonra arkadaşlar bir tane de ek olarak sanırım genel kültürde sormuştu. Penisilini bulan kişiyi sormuştu arkadaşlar. Alexander Fleming olacak bunda cevabı. Hatırlayabildiklerim bunlar. Sizlerin de hatırladıkları varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Tarihin de bu şekilde aklımızda kaldığı kadarıyla cevaplarını vermiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.